Survivor 2016'ya damga vuran yarışmacılardan Semih Öztürk, geçtiğimiz günlerde bir imza gününe katıldı. Popstar gibi karşılanan Semih Öztürk'ün hayranlarından biri aldığı destekle sevgilisine evlenme teklifi de etti. Zaman zaman cerrahlık da yaparız. Çokça beyin ameliyatı yapacağım galiba. Survivor'ın fenomen yarışmacılarından Semih'in imza gününde izdiham. Kimlere taş attı? Hangi sözleri olay oldu? Binlerce dansözler. Hayranı sürpriz yapmak isterken heyecandan işleri karıştırdı. Semih son anda durumu nasıl toparladı? Seni çok seviyorum, benim de evlenir misin? İçeri girmesiyle yer yerinden oynadı. Yüzlerce kişi tezahürata başladı. Elini öpmeye çalışanlar bile oldu. Ne aşk ya bu. Survivor'ın fenomen haline gelen yarışmacılarından Semih Öztürk, Bakırköy'de katıldığı imza gününde popstar gibi karşılandı. Beni her mecrada, her platformda desteklediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Hiçbir yerde beni yalnız bırakmadınız. Semih Öztürk şüphesiz Survivor 2016'nın en çok konuşulan isimlerinden biriydi. Sana ne ya? Sen kimsin? Sana ne? Tamam sana ne? Niye ağlıyorsun? Peki sana, sana ne? Sana ne? Tamam sana ne? Sana ne? Sana ne? Sen konuşmasan ben konuşmayacağım. Tamam. Sana ne? Survivor boyunca Semih'in dillere dolanan bir lafı vardı hatırlarsanız. Bu sene Survivor'da çokça beyin ameliyatı yapacağım galiba. Hayranlarından Semih'e gelen ilk soru tabii ki o meşhur beyin ameliyatı ile ilgiliydi. Şu an gücün olsa o ameliyatı kime yapmak isterdin diye bir soru geldi. Semih soru karşısında biraz çekimser kalsa da yine nükteden bir yanıt verdi. Biz zaten yapacağımızı yaptık. Sayı alıyorsunuz, hepinizin sesi açılıyor ya. Bak beni sinirlendirmeyin. Sen kimsin? Sinirlensen ne olacak? Sen sinirlendirmeyin ya. Ne olacak? Sizle mi uğraşacağım ben ya? Kendinize gelin, kendinizi bilin, bilin. Oyunculuk eğitimi aldım, sinema eğitimi aldım. Zaman zaman cerrahlık da yaparız. Şimdi şu anki yaptığım iş, bir kitap yazdım biliyorsunuz. Burada ama oyunculuğumu konuşturmadım tabii ki. Burada gerçek, halis mulis benim ellerimden çıkan bir ürünüdür. Ama zaman zaman tabii böyle işte cerrah olacağız, başka bir şeyler olacağız, manav olacağız belki. Şef oldum geçenlerde biliyorsunuz. Semih yine formundaydı. Yarışma bitti, yollar ayrıldı ama Semih Öztürk Survivor'daki eski rakiplerine taş atmadan duramadı. Survivor'da kim oynadı, kim gerçeği yansıttı sorusuna bakın nasıl cevap verdi. Sayın Serdar Ortaç buna çok güzel bir cevap vermişti zamanında. Binlerce dansöz var. İbrahim, dokunulmazlığımı aldın. Üç erkek. Cesaretiniz varsa gelin karşıma. Söylüyorum. Adadaki tek eğlence kaynağım senin, bak söylüyorum. Senin bana tokat atacak cesaretin yok koçum, tamam mı? Hadi gel. Bak, ben sen Allah çatıyı bekle, tamam mı? Allah çatıyı bekle. Oscar'lık oyuncular vardı. Semih Survivor'dan önce Ütopya'ya katılmış, hayatımın aşkı dediği Küretülayn'la da o yarışmada tanışmıştı. Ufuk'ta evlilik var mı acaba? Bence çok güzel cevap veriyordun her zaman. Kısmet. Yani kısmet, bu işler kısmet. Bu işler böyle hani planlı programlı olduğunu düşünmüyorum. Kısmet. Bir de itiraf geliyor Semih'ten. O da kıskanç, ben de kıskancım. Ben şöyle, sevenlerime de her zaman söylüyorum. Ben sevenlerime karşı da çok kıskancım. Ya insan sevdiğini kıskanır diye düşünüyorum. Yani kıskanacağız tabii ki, birbirimizi kıskanıyoruz. Semih evlilik konusunda kaçamak yanıtlar verse de hayranları daha cesur çıktı. Bir hayranı eline yüzüğünü alıp Semih'in yanına geldi ve Semih Öztürk'ün şahitliğinde sevgilisine evlenme teklifi etti. Seni çok seviyorum, benimle evlenir misin?
Genç adam çok heyecanlıydı. Semih hemen duruma müdahale etti. Mikrofonu cevap. Ulan böyle diz çökerek olur ya. Evet ama sen varsın diye şey yapmak istemedim. Evet. Burada orada gözükmez mi? Buraya gelin. Evet. Evet. Bilinirim. Evet. Yüzüğünü Semih tak. Hanımefendi evlilik teklifine evet dedi ama Semih genç çiftten çok daha heyecanlıydı. Bir günün daha sonuna geldik. Onlar almış Murat. Biz çıkalım. İnşallah mutlu olduğunuz Allah bir yastıkta kocasın diyorum. Yani burada bir değişik bir şey oldu bizim için.